Dediğim gibi erkeklerde kadınlara nazaran şey daha gelişmiş. O üst benlik ya da süperego daha gelişmiş bir yapıya sahip. Ama evlilikte de şu var hocam. Bazen mesela erkeklerde evlilik ya da bağlanmak noktasında bir korku olabiliyor. Yani bu nasıl desem yani evliliğe karşı bir korku hep erkeğin içerisine bağlanmak noktasında bir korku belli bir oranda var. Bunun sebebi de şu hocam. Hani Oidipal dönemde kastrasyon korkusu var ya, kastre edilme, Oidipal dönemdeki kastre edilme korkusunu yani hani ben anneme yaklaşırsam babam beni kastre eder mantığını Theodor Reik öne sürüyor. Bunu tabii ben kendim öne sürdüğüm ifade değil. Yani evlilikte kastre edileceği korkusu erkeğin üzerinde o belli bir oranda etkisini sonraki dönemlerde koruduğunu ifade etmişti. Yani hani yani evlenirse ya da bir yere bağlanacağını şeklinde bir hafızasında bir algı oluştu şeklinde bir şey öne sürmüştü yani Theodor Reik bu noktada. O yüzden böyle bir korku, o korku evlilik korkusu işte Oidipal dönemdeki karmaşadan kaynaklanıyor şeklinde bir ifadesi var. Yani hani hocam bu ilişkide kadın erkek noktasında iletişimde diyeyim daha doğrusu yanlış bir ifade olmasın iletişimde çocukluğun belli oranda tabii ki o şeyin izleri büyük oranda var. Ve Freud da şunu söylemiş hocam. Az önce söylemiştik o Lacan'da aşk kitabında geçiyordu bu. Altını çizdiğim önemli yerlerden bir tanesi. Diyor ki Freud, seven arzulamaz diyor hocam. Arzulayan da sevmez diyor. Seven kişi arzulamaz, arzulayan kişi de sevmez ifadesini kullanmıştı. Bu aslında biraz şeyle alakalı. İşte Oidipal dönemle alakalı. Seven kişi arzulamaz. Yani arzuladığı kişiyle Oidipal dönemden çünkü ilk sevilen kişi annedir. Yani sonuç itibariyle annesinin özde karşılanan bir şeydi. Arzulanan kişiyle sevilen kişi bir kişide birleşmez. Aynı kişi olamaz şeklinde bir ifadesi vardı. Yani seven arzulamaz, arzulayan ise sevmez şeklinde bir ifade kullanıyordu yani. Hani bu da farklı bir bakış açısı olabilir. Yine hocam şöyle devam edeyim. Peki hep biraz erkek açısından baktık olaya. Kadınlarda durum nedir? Hani kadınların bakış açısına göre nedir? Erkek evlendiği zaman dediğim gibi sorumluluk vardır. Kadında da hocam, kadın açısından ise kadında daha çok hocam ayrılık ve terk edilme kaygısı yaşar diyor Theodor Reich. Terk edilme ve ayrılık kaygısı yaşar diyor. Hani böyle bir şey var. Hani o az önce söylediğim gibi erkekte o korku, kastre edilme korkusu, annesel özdeki kastre, babanın kastre etme korkusunu her zaman hisseder. Ama kadın hocam, hani Saffet Murat Turan'ın bir ifadesi, o elektrik karmaşasını diyor tam olarak çözemez diyor. Çözemediği için yani erkek çözer. Erkek mesela ne yapıyor? Oidipal dönemdeki karmaşayı çözüyor. Yerine ikame koyuyor. Babayla anlaşma yapıyor. Yoluna devam ediyor. Kızda ise, bayanda ise biraz durum farklı devam ediyor. Tam olarak karmaşa çözülemiyor diyor. Çözülemediği için de diyor kız ve anne arasındaki çatışma bazen ömür boyu bile devam edebiliyor diyor şeklinde bir şey öne sürmüştü. Yani kız çocukları tam olarak çözemediği için diyor anne ile çocuk kız arasında devam eder ve üst benlik diyor. Bu yüzden diyor daha az gelişmişti. O dönemde tam kopma olmadığı için de Oidipal dönemde tam kopma olmadığı için de kadında hep bir şey var hocam. Ayrılık kaygısı hisseder şeklinde ifade ediyor. Beğenilmeme ya da terk edilme kaygısı ifade eder şeklinde öne sürmüştü. Erkeğin arzusu hocam bu noktada kısa, güçlü ve şiddetli bir şekilde ilerlerken diyor kadınların sevgisi de hocam kadınlarınki uzun süreli yaygın ve kalıcı bir arzu söz konusudur kadın açısından diyor. Erkek bağlanırsa kastre edileceğinden korkar.
Erkeğin gitmesine yönelik hareket hissediyor. Kadının da bağlanma kaygısına ya da terk edilme kaygısına sebebiyet verebilir diyor. Mesela benim aklıma burada şey geldi. Hani Kitab-ı Bilgen'in dışında bir kadın bir erkek de hocam mesela şey kürk istiyordu. İşte Ceylan'ı öldürmesini istiyor. Ceylan'ın ya da Leopor'u öldürmesini istiyor. Leopor'un şeyinden kürkünden kendine kürk falan yapacaktır. Bu bana çok ilginç geldi. Kız aslında erkek kastre edileceğinden korkar ama kız çocuğu bir süre sonra aslında kastre edilmiş olduğunun farkına varır. Kendisinde kastre edilme kaygısı kız çocuğunda çok fazla olmuyor. Hocam bu da şu şekilde oluyor hocam. Ben Theodor Ralph'da yine okumuştum. Kendisine gelen hastaların hocam çoğunluğu kadın hastaların çoğunluğunda şunu fark ediyor. Kadınların çoğu erkek olmak istiyor. Yani dünyayı erkek olarak doğmak istiyorlar. Yani hani başlangıçta Freud'un ifadesini kullandım ya anatomi yazgıdır dedim. Bu çok ilginçti yani hani hastalıklarının sebebinin altında yatan şeylerden biri olarak düşünüyor. Ve sizin bir erkek olarak kadına yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden bir tanesi hocam. Onun kıyafetini, giyimini beğenmemektir. Çünkü o kastre edilmişliğin acısını hisseder çünkü. Mesela etrafınıza baktığınızda giyim ya da işte görünüm açısından kadınların daha bir şey olduğunu görürüz. Kendilerine daha çok önem veriyorlar. Onlar için daha Beğenilme hocam değerli. işte beğenilme isteği var. Neden beğenilme isteği var? Şu erkekte yok. Çünkü erkek kastre olmadığını düşünüyor. Ama kadın da kastre edilmişliğini bu şekilde telafi etmeye çalışıyor. Yani ya, gücünün elinden alınmışlığını bu şekilde. Hocam bir de çok ilginç olan bir şey var. Kadın hem karşı cinse hayranlık besler hem de haset besler. Haset besler. Şeyh Varzu'da bunun mesela Şeyh Varzu Saffet Murat Turan'ın çok bariz bir şekilde vardı. Haset ve Şükran kitabı var mesela. Kıskançlığa dönüşebiliyor bu yani bu kadın açısından. Kıskançlık durumuna dönüşebiliyor yani hani. Hatta bazı kadınlar da şey var hocam erkekle yarışma halindedir bazı kadınlar. Rakip olarak görürler mesela onu. Bu işte o çocukluktaki kastre edilmişliğin ya da bedendeki o beğenilmeme şeyinin bir sonraki aşamada ortaya çıkması yani. İlerleyen aşamalarda aslında kendi bedenlerini beğendirerek o kastrasyonla baş etmeye çalışıyorlar bir çözüm hocam ya. Yani hani bedensel bakımla o eksikliğe Kapatmaya çalışıyorlar bir zihin şekilde. üretiyor çünkü. Zihin diyor ki sen kastrasyonun bu şekilde yenebilirsin şeklinde çözüm üretiyor şeklinde söylemişti. Ve Theodor Reich şöyle diyor hocam. Eski özürlü olma hali aslında küçük kızın duyduğu acı duygusudur diyor. Yani bunu eski özürlü olma hali olarak bedensel olarak beğenilme ya da çekici hale gelme ya da daha cazip hale gelme durumunu eski özürlü olma halini şeklinde anlatmıştı. Siyah elbise olayı var hocam. Hangi kitapta okuduğumu hatırlamıyorum. Kadının kocası dışarıda. Kadın da kocası geleceği zaman işte siyah bir elbise alıyor, yeni bir elbise alıyor. Giyiyor. Kocası şunu diyor. Diyor ki ben diyor o elbiseyi senin üstünde hep beğendim zaten diyor. Kadın da diyor ki keşke bunu başka bir sebepten dolayı giyseydim diyor. Yani ölümünü kastediyor. Yastan dolayı giyseydim bunu şeklinde. Çünkü o eski özürlü olma durumunu hatırlıyor yani hani. O elbiseyi hatırlaması aslında kadınların çoğunda mesela hani o olayı siyah elbise olayında mesela yani hani o özür hatırladığı için eşinin ölümünü isteyecek şekilde hani başka şeyden dolayı giyseydim şeklinde bir tepki veriyor. Çünkü kadın da hocam şey var. Mesela kendi kendine yetme erkekte belli bir oranda daha fazlayken kadın öteki üzerinden kendini tanımlar. Yani öteki üzerinden kendisine yönelik bir algı oluşturuyor. Yani ötekinin algısı üzerinden bir algı oluşturuyor. Yani böyle bir yani o beğenilmemek şeyi Oedipal döneminde hissettiği incinme duygusundan
O eksikliğin incinme duygusundan. Yani zaten kasfedilmişliğin, yani erkek kasfedileceğinden korkar. Kız çocuğu zaten kasfedilmiş olduğunun farkına varır yani. Bu eksiklikten dolayı da o şeyde mesela leopar kürk giyiyorlar değil mi? Mesela bayanlar. Erkeklerde çok karşımıza çıkmıyor ama kadınlarda daha fazla. Çünkü neden? Kendi ellerinde olmayan, eksik olan gücü kastrasyonla baş etmek için o eksiği zihinsel olarak tamamlama gayretidir yani bu. Kastrasyonla baş etme yöntemlerinden bir tanesidir şeklinde yorumlamıştı. O siyah elbise olayı bana çok ilginç gelmişti yani. Bu noktada da hocam Haset ve Şükran kitabı var. Gerçekten tavsiye ederim. Safet Murat Turan'ın Şeyh ve Arzu kitabı mesela orada da çok güzel bir şekilde ifade etmişti. Yani erkeğin bir kız çocuğunun bedenini beğenmemesi diyor bir tür bilinç dışı yenilenmedir diyor. Yani o itibariyle dönemde karşılaştığı durumun bir tür yenilenmesi, o durumun yenilenmesi haline geliyor. Yani kadın bunu hocam şeyle de yenebilir. Hani farklı şekillerde bu kastrasyonu yenebilir ama bir kısmı işte bedensel bakımla telafisini yapmaya çalışıyor. Bir kısmı da dikkat ederseniz yani erkekle bir yarışma halinde haline dönüştürebiliyor bazen. Yani yarış haline çevirebiliyor. Ama dediğim gibi yani hani noktalarken de şunu söyleyeyim. Söylemin inşa etmesi tabii ki cinsiyet noktasında söylemsel inşa var Lacan'ın dediği gibi. Söylem inşa ediyor ya da o itibari dönemde işte nasıl algıladığımız cinsiyeti inşa ediyor. Bunlar da var. Ama ben Freud noktasında anatominin gerçekten yazgı olduğunu düşünüyorum. Yani bu değiştirilemez bir şey ama algılamalarda tabii erillik ve dişillik noktasında algılamalarda farklılıklar olabileceğini düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gayet güzel anlattınız. Verimli bir sohbet oldu. Verimli bir anlatımınız, sunumunuz oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun İnşallah biz bu hocam. çalışmaları devam ettirelim. Ben kendi adıma dediğim Tamam gibi hocam. çok güzel yeni bilgiler ediniyorum. Beni çok mutlu ediyor. Hı. İnşallah devam edelim hocam. Sizin de müsait olduğunuz sürece. İnşallah hocam. Hani bir böyle bir iddiamız yok yani. Hani bu kitaplardan okuduğumuz ya da inceleme esnasında karşılaştığımız şeyler umarım takip eden kişilere de faydası olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki mutlaka olacaktır. Yani kitap üzerine zaten yorum yapıyoruz. Biz hani konunun kendi adıma söylüyorum. Çok fazla uzman değilim. Siz yine akademik çalışmalar yaptınız. En azından bir irdeleme, yorumlama, bir şeyler öğrenme gayreti içerisindeyiz. Tekrar Hı. ağzınıza sağlık hocam. Sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere hocam. Kolay gelsin.